Merhaba insanlarlar. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Evet sizlere bugün 4 2 3 1 Ekim güncel anlatacağım arkadaşlar. Ee, ona geçmeden önce biliyorsunuz ki kanalımızda katıl tuşu var. Buradan basıp da altın üye bak gümüş üye değil. Dün bir kardeşimiz gümüş almıştı. Onu altına çevirdi. Öyle uğraşmayın direkt altın yapsa da 25 TL bu. Yılbaşı zam gelecek. Ee, iki yıldır bu fiyat. Şimdi zaman geldi sonra bir, bir yıl, iki yıl yine aynı fiyatı ellemem. Çünkü zaten biliyorsunuz Türkiye şartında bunlar artık çerez parası oldu. yüzde ee, %30'un zaten YouTube kesince aslında iki yani zaten bunun amacı emin olun para kazanmak vesaire sizin de çorbada tuzunuz verdiğimiz emeğin bir karşılığı olsun diye zaten siz katıl yaptığınızda yani altın e, üye olduğunuzda ben sizi whatsapp grubuna alıyorum bireysel taktikler, maç maç 4 slotunuz varsa 4 slotunuzu ayrı ayrı rakibinize göre, rakibinizin taktiğine göre, sizin kadronuza göre taktikler, özel taktikler veriyorum ve oyun daha keyifli, daha güzel, en azından OSM'de bilmediğiniz yönleri e, öğrenmeye, öğretmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Tabi biz de sizden bir şeyler illa kapıyoruz burada. E, bu şekilde altın üye olabilirsiniz. Bu arada futbol menajer videolarımız gelmeye devam ediyor. Bugün eee 4-2-3-1 yazık yarın da e, 4 kaç, kaç oluyor? 4 4 4 1 Yanlış mı saydım? Neyse. <laughs> taktik aklıma gelmedi. O AMC vardı. Ne, nasıl yaptık? 4 2 1 2 miydi? Aynen. Öyle bir taktik var işte. Adak Neyse. Hatırla onu şimdi taktiğin tamam. İçerini. Güzel bir FM e, taktiği yazıcı. Ne mağlup o da? Burada detaylı anlattım ama pek bir etkisini göremedim. Şöyle söyleyeyim, aslında evet izleniyor bu video. Ee, insanlar merak ediyor ama istediğim dakika yani izlenme oranını erişmedi. Yani benim şu attığım normalip oranla yani kendi bireysel anlattığım şeyle şöyle göstereyim. Ee, Okan Buruk 1.3 izlenmiş, onun dakikası aynı gidiyor neredeyse izlenme dakikası. O yüzden en güzeli eski sistemde devam etmek. En azından kendimi fazla yormam. Direkt taktık anlatır geçerim. insanlar demek ki öyle istiyor. Futbol menajer taktikleri, OSM taktikleri ve PUBG taktik videoları gelmeye devam edecek. Bakalım İnşallah e, inşallah beraber 11.800 olduk. 15.000 hedefimize gidiyoruz. İnşallah e, yılbaşının yılbaşı gelmeden şöyle 13 13.000'lere falan varırız. Yılbaşında da Ocak, Şubat dediğimi 15.000'i görürüz gibi bir hedef var. Tabi bu sizin izlemeleriniz, like'larınız, trendlere düşürmelerinizle alakalı arkadaşlar. Evet şimdi gelelim taktiğimize arkadaşlar. Ee, şunu da göstereyim. Dün bir kardeşimiz yazmıştı. OSM'de çok değişik şeyler oluyor diye. Ben ona bir değişiklik göstereyim hemen. Şurada mesela kendi evimde yenildim. Bak 1-0 iniyordum. Kırmızı kart yedim sonra oyun karşı tarafın lehine döndü defansının bir daha sakatlandı ve rakibe tamamen armağan edildi. Görüyorsun %39 ile oynadım, %61 Bak şimdi göstereceğim. Okan'ı da tebrik ederim. Eline sağlık Okan'ın da. Şimdi göstereceğim aramızdaki farkı Okan'la beraber. Kadro değerinde biz buradayız. Okan nerede? Okan da burada. Okan'ın tam iki katıyım. Eline sağlık kardeşim. Yani bu Okan'lık bir şey yok burada. Oyun tamamen saçmaladı. Şöyle Okan'ın kardeş kadrosunu göstereyim. 82 büyük bugün, al, bugün almasa bile fark etmez. Şöyle Okan'ın kadrosunu göstereyim. Oyunun saçma olduğunu size göstereceğim. Şöyle göstereyim Okan'ın kadrosunu. Bir daha bakın. Bir de bizimkine bakalım. Şöyle geldik. Yani bu şekil, bu kadro lig, bu düşük bir kalite olduğu için bu şekilde oynanan oyun bak alıntı bugün aldım. Daha hiç oynamadı. 80 83 80, tane 80'lik galiba forvetim vardı onun maçında yanlış hatırlamıyorsam yani e, bu bu da oynamış bak görüyorsunuz aramızdaki kadro kalite farkından bile oyun gitti rakibime hediye etti dedim ya Vallahi bize diyorlar ya OSM düşmanısınız diye yok bunlar Hamza yaz düşman emin olun en güçlü forvetimizi ileri koyduk burada kafanız karışmasın ofansif orta saha koyduk. Şuralara defansif orta saha varsa defansif yani iki önlü evet normalde ama bu şekilde defansif orta sağlarda buralara koyabilirsin ama şurada iki yönlü orta saha hani of, sağ kanat sol kanat yoksa ofansif orta saha fazlanız yoksa normalde sağ kanat sol kanat yoksa ne yapıyorduk? Ofansif orta sahaları buraya koyduk ama eğer yoksa iki yönlü orta sahaları buraya koyabilirsiniz. Burada dostlarınızı koyabilirsiniz. Bu şekilde de yine bir tık etkili olur. Ama orijinalini kullanmak her zaman iyidir. Yani burada iki yönlü orta sahalar burada sol kanat sağ kanat yoksa ofansif orta sahaları koyarsanız daha etkili olur. Yine burada dizimizde önemli bak mesela bende sol bek varmış ama sağ bekim olmadığı için şu an ne yapıyoruz hücumu en yüksek oyuncuyu buraya koyduk hücumu daha düşükleri buraya dizdik eğer şu şekilde bak 70 ise 73'lük bir defansım var ee, sağ bekimi kimi koyduk arıyor mu koyduk evet arıyor'yu koyduk mesela arıyor'yu ne yapıyoruz bu sefer? eğer o düşük o kadar fark varsa bunu kanada koyuyoruz bu şu an dengesiz bir takım yani evet benim rakiplerime göre üstün bir takım doğrudur. İş de yapar ama normal liglerde bu takım dengesiz bir takım. Neden? 86-86-74-73. Yani defansta bir dengesizlik var. Tökezleme var. Orta sağım hadi yine 79-77-74. Daha yakın oranlar. Forvet, forvet zaten sıkıntı yok. Forvet parçaları ya. Yani. Bu şekilde dizilimimizi yaptıktan sonra arkadaşlar geliyoruz buraya. Fasigenin faydaların olduğu yere. Burada iki tane taktik anlatacağım. Lütfen dikkatli dinleyin. Atlamayın, patlamayın. Yazık etmeyin kendinize. E, telef olmayın. Öyle söyleyeyim. <laughs> evet. Burada e, 4-2-3-1. Önce mevkiler sabit olarak kullanalım. görme engelli kardeşlerim için. 4-2-3-1. Kale görünce vur. Mevkilerimiz sabit arkadaşlar. Baskımız şöyle geldik. 67 rakibe yakın oyna. E, stilimiz 39. Defans ve... Ee, yüksek hızla paslaşma 61 ya da 63 yapalım onu 63 olarak bunu bu şekilde değerlendir bak ev sahibiz eşitiz deplasmanda eşitiz rakip oyun stili olarak bak oyun stili olarak 4 4 2 4 3 geliyorsa rakiple eşitiz rakipten 2 rank 3 rank hatta 4 ranka kadar yükseğiz ev sahibiz veya deplasmanız bunu bu şekilde kullanabilirsin. Peki orta saha defansa ne zaman yardım edecek? Şimdi gelelim ona. Ev sahibi çok kritik bir maç. Evet rakibimiz önemli güzel bir rakip. 3-4 yüksek olsak bile. Bak rakip çok dişli bir rakip. Tanıdığımız bir rakipse. Rakip bizden gayet üstünse. Yani menajerlik olarak taktik olarak çok kritik bir maçsa. Orta saha defansa yardım et, et etsin. Ee, 4 rank yüksekten 4 rank düşüğe kadar kullanabilirsin ev sahibi ki Aslında ben bunu genelde düşükken bu kadar tavsiye etmiyorum ama genelde bazen bize bir emniyet bu da olabiliyor arkadaşlar 4 rank yüksekten 5 rank yüksekten ev sahibi iken bak söylüyorum rakibiniz dişli bir rakipse güzel bir rakipse sağlam bildiğiniz bir menajerse orta saha defans yazmasın 5 rank yüksekten 4 rank düşe kadar ev sahibi bunu kullanabilirsin rakip kontratak ve uzun top geliyorsa olsaydı açmanı tavsiye ederim diğerlerini de kapat rakip burada neyle gelirse gelsin ve yine dediğim gibi kullanabilirsin özellikle 4-3-3 4-4-2 gibi ofansif taktiklerine güvenen rakiplerin varsa ev sahibi iken güzellerin bir menajer olsa daha iyi, sıkıntı yok size %90 puan ve puanlar aldırabilecek güzel taktiklerden içeriklerden bir tanesi arkadaşlar formasyonumuz gayet iyi. Peki deplasmanda ne yapacağız? Yine rakibin böyle sağlam, ciğerli bir rakipse özellikle bak eşit ve rakipten 5-6 rank yükseksen tavsiye ederim ama düşükken o dışta rakibine tavsiye etmem. Rakipten eşit ve 5 ranka kadar yükseksen kullan. Rakipten düşüksen sakın kullanma. Çünkü rakibin seni parçalayabilir. Düşükken neye kullanacaksın? Burada zaten kanalda var arkadaşlar. Geldim buraya. 4-5-1 atmıştım. 5 3 atmıştım. Bunları tavsiye ederim. Bunları da kullanabilirsin. Ee, bu sayfa bu yüzden açık tuttum. Hani hem reklamları bu sundum hem de bunu bu yüzden görün diye. Rakipten düşükken deplasmanda bu iki taktiği hangisi kadronuza uygunsa dinleyin. Rakibinize uygun kısmı alın. Burada da iç içe taktikler var. Bu şekilde bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi 4-3, 4-4-2 oynayan normal rakiplerinize 2 rank düşükken yine 5 rank yükseğe kadar burada mevkiler sabit oynayabilirsiniz. Bu normal rakipleriniz için söylüyorum. Dişli rakipleriniz için orta saha defansa eşit ve 5 rank yüksekken tavsiye ederim. Burada yapmanız gereken rakibe fake vermek. Güçlü rakibe fake veren. Güçlü rakiplerini siz takip edecektir. Ne yapacaksınız? Size tüyo veriyorum. Bak bu kısımla oynamayın. Yani çizgi taktikleri ve e, çizgi taktikleri ve baskı, baskı stil yazan yerle oynamayın. Buraları ayarlı tutun bu şekilde. Buralar ayarlı olsun. Çünkü rakip sizi buralarınızı görmez. Rakibin göreceği yer Oyun planı, markaj alanı, offside ve mücadele kısmımız. Yani şu dört yeri görecek. Burada kanatları kullan yapıp 4-3-3'de fake verin. Son dakika gelin burada 4 4 2 3 1 sonra kaleyi vurunca aman ha unutmayın bak eğer yapamıyorsanız kullanmayın. Bu içeri yetiştiremem ben diyorsanız sakın kullanmayın. feki yoksa patlarsın. En en azından böyle puan ve puanlar alacakken orada madar olmayın arkadaşlar. 4 3 e elek olmayın. 4 2 3 1'i de karakteri kullan vesaire de kullanmayın. Ha, belki şansı yine taktik buldun dersiniz ama birkaç maç sonra perişan olursunuz. Emin olun bazen bana da yan hesaplarda maalesef öyle diyorum ki mesela 4-2-3-1 kanatları kullan olarak içerik olarak oturtuyorum. Rakip ezerek geliyorum. Bir maç sonra bir bakıyorum. Ulan rakipten aynı aynı rakip neredeyse. Aynı güçte bir bakıyorum elek oluyor. Yani değişik e, formasyonlar bazen tutmuyor biliyor iç içe. O yüzden e, taktiği taktikte kullanmak en güzeli. Size 4 2 3 1 anlattım arkadaşlar. İnşallah yine faydasını göreceğiniz sizin işinize gelen taktiklerden bir tanesidir. Sizi yendikçe ben seviniyorum. Emin olun ben sizi yenilince mutlu olmuyorum. Asla öyle bir niyetim yok. Sizi yendirmeye de çalışmıyorum. Burada siz yendikçe, siz güzel döndükçe benim ben de mutluyum. Evet, eleştiri yapabilirsiniz. Eleştirin. Ama Taktik çöpmüş mü? Yani ya sen yenildin devinin taktik çöp olması bu sırak ha. Eğer bir 25 30 kişi tepki veriyorsa taktiğime yani fake olmayan hesaplarda bahsediyorum. Taktiğime demek ki orada artık bir güncelleme etkilenmiş demektir. O yüzden yenisi de zaten hazır. Her zaman var. 4 3 3 istemiş kardeşlerimiz. 15 20 Ekim'de gelecek. O yüzden o ana kadar bak şuradaki 2 4 3 3'ü özel taktikleri kullanabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.